Merhaba arkadaşlar. Bugün mandibular sağ santral diş yontusu yapacağız. Bunun için bloğumu hazırladım. 3 kat oranında yapacağız yine. 3 kat oranında hesapladığımızda kron boyu 27 mm, kök boyu 37,5 mm, mezyal distal boyutu en geniş yerinde konturlarda 15 mm, servikste 10,5 mm, labiolingal boyutu 3 katı oranında 18 mm, servikste 16,2 mm olması gerekiyor arkadaşlar. Santral diş, ağızdaki en küçük diş arkadaşlar. Yontu yaparken mezyal distal boyutu ve labiolingal boyutu size ufak gelebilir. Şimdi yontuya yine krom bölümünden başlayacağım. Çizim yapmıyorum arkadaşlar. Direkt servikalden daraltarak yontuma başlıyorum. Dişin labial kontur kreti serviksin çok az üstte olacak arkadaşlar. Yani servikal üstte olacak. Labial kontur kretinden itibaren insel kenara doğru düzenli bir eğim içerisinde olacak arkadaşlar. İnsel kenar dişin uzun ekseninde lingualde olacak. Yani kurvatür insel kenar ve apex doğrultusunda insel kenar kurvatür gerisinde yani lingualinde olacak. Mezyal ve distalden dişi serviksa doğru daraltıyorum. Dişin mezyal ve distal temas alanı insel üçlü, orta üçlü bileşimine yakın olacak arkadaşlar. Bakın eğimlendirmeyi yaptım labialde. Bu eğimlendirme yaklaşık şuralara kadar gelecek. Sağ bir santral yapacağım. O yüzden burası mezyalim. Burası distalim olacak. Mezyal, servikal çizgim dişin 3/1'ine kadar kurvatür yapacak. 3 eşit parçaya böldüğünüzde 1 birim dişin inseline doğru kurvatür yapacak arkadaşlar. Servikal çizgiyi platinayla taşıyorum. Distalde ise servikal çizgi mezyale göre 3 mm daha kısa kurvatür yapacak. Normalde bir kat oranında bu 1 mm olacak arkadaşlar. Maksiller anterior dişlerimizde olduğu gibi dişimiz lingole doğru daralacak arkadaşlar.
Şimdi palatinal yüze geçiyorum. Silik bir singulum. Belli belirsiz marjinal sırtlar ve lingual fossalarım olacak. Çok sığ bir lingual fossa olacak. Palatinal kontür kreatinim singulumda olacak. İlk başta bu şekilde bir iç bükey alan oluşturacağım. Kontrollü bir şekilde palatinale devam ediyorum. Palatinal yüzü daraltıyorum. Labial yüze göre. Belli belirsiz sırtlar oluşturacağım. Çok belirgin olmayan bir singulum oluşturacağım. Çok derin olmayan fossa oluşturacağım. İnsel kenarı birazcık daha eğimlendireceğim. İnsel kenarın kalınlığını azaltacağım. Şimdi modern spatülle daha net yüzeyler elde edeceğim. Daha ince çalışacağım. Mezyal ve distal temas alanlarını insal üçlü orta üçlü birleşiminin orta üçlüye yakın olarak söylemiştim. Şimdi onları yapacağım. İnsel kenarı birazcık daha eğimlendireceğim arkadaşlar. Palatinaldeki oluşumları yapıp kök kısmına geçeceğim. Çok silik bir marjinal sırt, çok silik fossa. Kök kısmına geçiyorum arkadaşlar. Kronun palatinale gibi kök de palatinale doğru daralacak. Apikal üçlüye doğru doğrusal. Apikal üçlü distale eğimli olacak. Kökün mezyeri ve distalinde çöküntüler olacak arkadaşlar. Distal çöküntü mezyere göre daha derin olacak.
Mezya çöküntü ise apikal üçlü ve orta üçlü bileşiminde en derin noktası olacak. Servikal çizgiyi, kron kök geçişini belirleyeceğim. Dişin mezyalinde ve distalinde kök kısmında çöküntü var demiştim. Distaldeki daha derin, mezyalde apikal üçlü, orta üçlü birleşiminde derin olacak. Polisaj yapıp bitireceğim. Yüzeylere polisaj işlemini gerçekleştirdim ve dişi bitiriyorum arkadaşlar.